Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisan ayında 458 milyon dolar azalarak 154,5 milyar dolara gelirledi. Toplam borç ise Nisan 2024 itibariyle 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar artarak 165,1 milyar dolar oldu. Detayları izleyelim. Merkez Bankası Nisan 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı. Buna göre Nisan ayında kısa vadeli kredi borcu 1,5 milyar dolar yükselişle 10,6 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışı kaynakta uzun vadeli kredi borcu 458 milyon dolar azalarak 154,5 milyar dolara geriledi. Yurt dışından sağlanan krediler kaynaklı toplam borcu Nisan'da 2023 sonuna kıyasla 1 milyar dolar yükselerek 165,1 milyar dolara çıktı. Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları Nisan'da 2023 sonuna göre 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar yükselişte 16,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 166 milyon dolar azaldı. Tahvil stoğu 33 milyon dolar düşüşte 1,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 944 milyon dolar azalırken, tahvil stoğu 475 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları Nisan'da 2023 sonuna göre 680 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 419 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi. Uzun vadeli toplam kredi borcunun %37,4'ü finansal kuruluşlara, %62,6'sı finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise %75'i finansal kuruluşlara ve %25'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluştu. Bir yıl içinde gerçekleştirilecek ana para geri ödemelerinin toplam 48,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.